Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Fizik Bulut YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Ben fizik öğretmeni Zahmet Bulut. Atışlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Diyorum ki arkadaşım ne yapmıştık? 1. Serbest düşme. 2. Düşey atış. E o zaman iki hareketimiz daha kaldı mı atışlarla ilgili? Bunlardan bir tanesi ne? Eğik atış, yatay atış, biri de eğik atış. Şimdi cisimlerin herhangi bir yükseklikten sadece yatay doğrultuda bir ilk hızları olacak şekilde atılması. Tamam iyi, güzel, hoş. Ama benim özellikle burada düşünmem gereken şey ne? Bu cisim atıldığında aşağıya doğru yani düşey doğrultuda bir ivmesi var mı acaba? Evet var. Bu ivme ne? Yer çekimi ivmesi. Peki sağa doğru yani x doğrultusunda veyahut da sola doğru yani x doğrultusunda herhangi bir ivmesi var mı bu adamın? Bakıyorum. Aşağı doğru y doğrultusundaki ivme neye eşit? G'ye eşit. E, y doğrultusundaki ivmemiz G. Peki A, X doğrultusunda herhangi bir ivmen var mı? Cık, yok. Cisme etki eden herhangi bir hava sürtünmesi de yok. O zaman X doğrultusunda bir ivmemiz olmadığı için bu cisim atıldığında X ekseninde yani yatay eksendeki hızı V0'sa biliyorsunuz ki yatay eksendeki hızı değiştirecek şey yatay ivmedir. O zaman burası hala v sıfır. Bu noktadan geçerken burası hala ne? V0. O zaman yatay doğrultuda hızım değişmeyecek. Ama düşey doğrultuda dikkat edin y eksenindeki ilk hızım ne? 0. Şuradan geçerken bir tık hızlanacak. Buradan geçerken biraz daha hızlanacak. Hemen orayı bir düzeltelim. Buradan geçerken biraz daha hızlanacak. O zaman buraya v y üssü diyorum. Buraya v y 2 üssü diyorum. Yere çarptığında da v y son olarak ifade edebilirim. Şimdi cisim yere çarptığında aslında x ve y ekseni olarak bildiğimiz iki adet hızı yok. Cismim yere çarparken tek bir hızı var ve bu hıza da biz ne diyoruz? V son diyoruz. Aha burada V son dediğimiz ifademiz. Aslında x ve y sadece bizim bunları bileşen olarak hayal ettiğimiz nicelikler. O zaman bu iki bileşen birbirine dikse V son dediğimiz bu hız bileşenini nasıl ifade edebilirim arkadaşlar ya da son hızımı? x eksenindeki hızımın karesi artı y eksen aman Allah'ım y eksenindeki hızım ve y'nin karesinin karekökü şeklinde Pisagor bağıntısından elde edebilirim. Burada çok basit bir ifade bu korkulacak bir şey yok. x ve y eksenindeki bileşenlerin kareleri toplamının karekökünü alıyorsun. Böylece yere çarpma hızını buluyorsun. Şimdi atışlarda şu kutun içine ne yazabiliriz? Eğer cismimiz yatay atış yapıyorsa, yatay atış yapıyorsa şu kutulan içi bence çok önemli. Şimdi o kutulan içine ne yazacağız? Yatay atış sorularını çözmenin en önemli yöntemi atışı yatay ve düşey eksenler tamamen bağımsız iki ayrı hareketmiş gibi düşünebilmektir. Peki bu iki ayrı hareket için önemli olan nicelikley, bu iki hareket için önemli olan tek nicelik zamanlarının ortak olmasıdır. Bu benim ciddi anlamda üstünde durduğum kavramlardan bir tanesi arkadaşlar atışları anlatırken lütfen siz de dikkat edin. Bu kavram çok güzel bir kavram. Yani düşey doğrultuda atışta yatay atışı incelemek isterseniz bakın düşey doğrultuda incelemek isterseniz bu serbest düşme. He, o zaman Ahmet hocam ben serbest düşmeyi biliyorum. E benim bir tane h eşittir 5 t kare gibi bir ifadem var. Tabi hangi şartla? G ivmesinin büyüklüğünü 10 metre bölü saniye kare alırsan. E bir de şöyle bir şeyim vardı Ahmet hocam. Hep söylüyorsunuz ya siz. Delta v eşittir g çarpı t yani 10 çarpı t v son eşittir 10 çarpı t olarak tamam. Bu hızımla ilgili. Bu da yer değiştirme yani haşla ilgili ifade. Peki. Düşey eksen böyle. Yatay eksen nasıl? Yatay eksende ivme yok ki. Yatay eksende ivme yoksa hareket düzgün doğrusal harekettir. O zaman yatay eksende yapılan yer değiştirme delta x eşittir. Sadece ve sıfır hızı ve o hızın çarpılmasıyla, süreyle çarpılmasıyla elde edilen ifadedir. Delta x ve sıfır çarpı t. Güzel. Şimdi bu ifadeleri kullanarak bakın yatay atış sorularını nasıl rahat çözeceğim. Unutma yatay atış hareketinde yapman gereken şey ne? Yatay ve düşey eksenlerde hareketi iki ayrı hareketmiş gibi düşüneceğiz. Güzel. Hadi düşünelim o zaman. Şimdi sevgili soruma bakıyorum. Diyor ki hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda cisim neyle atılmış? 30 metre bölü saniye yatay hızla atılmış. Peki bizden ne istiyor? Cisim geliyor yere çarpıyor. Diyor ki bir yere çarpma hızını bul bana. İki yatayda aldığı yolu bul. Tamam bulalım bulalım. Yere çarpma hızı yere atıldığı ki atıldığı andaki hız bileşeniyle aynı büyüklükte değil mi? Yani 30 metre bölü saniye yatay doğrultuda. Hep onu, yatay doğrultuda hızımın değişmeyeceğini biliyorum zaten. Düşey doğrultuda ne olacak acaba? Onu hesapladığımda olay biter. Yani Vx yere çarptığı anda hala 30 metre bölü saniye. Şimdi şu V'yi bulacağım ama bana x verilmemiş. Haş verilmiş yani 80 metre. Hemen şöyle kenara bükülüyorum arkadaşım. Diyorum ki neydi bu serbest düşme? H eşittir 5 t kare mi? Neden? H eşittir 10 olarak verilmiş zaten. H eşittir 5 t kare gördüğüm bu ifadede e, T'yi hesaplamak için H yerine getiriyorum tertemiz 80'imi 5 çarpı T kare mi yazıyorum? T eşittir mis gibi ne çıktı? 4 saniye. He, cisim bu yolu 4 saniyede almış. O zaman bir de yan tarafa geçiyorum. Delta V hızdaki değişim ama dikkat et. Dikkat et. GT dedin ya. Bunu nereye için yazıyorsun arkadaşım? Düşey. Düşey yazarken yatayı görmediğini hatırla. O halde yer çekimini 10 aldın. Hareket süren 4 saniye hızındaki değişim ne? 40 metre bölü saniye. Atarken hızının düşey bileşeni VY neydi? 0 yere çarparken düşey hız bileşeni ne? 40 metre bölü saniye. Ya Ahmet hocam ne var ki bunda onar onar hızlanıyor zaten. 4 saniye sonra 40 ile yere çarpar ama düşey de olsa da süpersin. Yapabilirsin. Gayet mantıklı. Peki geldik buraya ve son. Sanırım bura 30 bura 40. Bu ikisi birbirine dik olduğu için yere çarpma tek hızı var. O da 50 metre söz. Cisim hangi hızla yere çarpar derse. Ah demiş. O zaman ne alıyorsun? Diyorsun ki 50 metre bölü saniye ile yere çarpar. Bu önemli. Yatayda aldığı yol ya da yataydaki yer değiştirmesi sorulmuş. Delta x yatay yer değiştirme eşittir neydi? Vx çarpı t. Vx neydi? 30 metre bölü saniye. Çarpı t hareket süremiz 4 saniye. Buradan ne çıktı? Tertemiz bir 120 metre. O zaman bunun cevabını da 120 olarak bulduk mu? Bulduk. Burası 120 120'ymiş. Burası da 50 metre bölü saniyemiş. E bu da bizim sorumuzun cevaplarıymış. Bunları daha hızlı da çözebilirim. Devam edelim. Ha, <laughs> klasik sorulardan bir tanesi. Çok severim kendisini. Ve sıfır hızıyla atılan bir cisim var. Duvara esnek olarak çarpıyormuş. Çarptıktan sonra yere düşüyormuş. Duvara çarparken tam esnek çarpışma yapıyormuş. Yani hız büyüklüğünde... Hiçbir değişme olmuyor. Tam bu noktaya mı çarpıyor? Şu arkadaşımız burayı uzatmayı tercih ediyor ki ben hiç öyle bir şeye gerek duymuyorum. Sadece çarptığı noktadan burayı bir işaretliyorum arkadaşlar. Öncelikle bu tarafa kaç x'lik yol gitmiş onu bulalım. Bakın noktalar arası görüyorsunuz. Bir nokta, bir nokta, bir nokta, bir nokta. Noktalar arası uzaklık eşit. O halde bu adam karşı doğana çarpana kadar 3x yol gitmiş mi? Çarptıktan sonra yere düşene kadar 2x yol gitmiş mi? Bakın arkadaşlar ben hep şunu diyorum. Yatayı çözerken yatay eksen. Düşeyi çözerken düşey eksen olarak alacaksın. Şimdi yataydaki hareketin neydi? Delta x eşittir. Ne diyordun arkadaşım? Vx çarpı t diyordun. E şimdi yataydaki yer değiştirmen öncelikle 3x değil mi? 3x eşittir. Vx yani v0 çarpı hareket süren t1. Geri döndüğünde 2x eşittir. E orada da v0 çünkü tam esnek t2. O zaman burada t1 bölü t2 oranını bulabilirsin. t1 bölü t2 oranı ne çıkar? 2 bölü aman Allah'ım 3 bölü 2 çıkar. t1 bölü t2 oranı eşittir. 3 bölü 2. O halde getirip ben şuradaki yolculuğa 3t süre buradaki yolculuğa 2t süre yazabilirim. Sonra da getiririm cismimi yeniden buraya çizerim. Bakın duvara çarptı geri dönüyor. Bir de geldi burada yere çarpıyor. Şimdi cisim cisim şuradan geri döndüğünde yatay hızında herhangi bir değişiklik, değişiklik olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani şuradaki yatay hızımızın büyüklüğü hala ve sıfır. Peki düşey hızımıza gelelim. Düşey hızımız için çok güzel bir ifade. Delta V hızdaki değişim G çarpı T. Şimdi 3T süre sonra hızdaki değişimi 30 da diyebilirsin. Ama daha profesyonel olmak istersen buraya 3V yazarsın. Peki şuraya geldik. Yatay hızımız hala ne? Hala ve 0 tabii ki de. Ancak düşey doğrultudaki hızımız ne oldu? Şurada 3T'lik sürede hızımdaki değişim 3V. Bakın 0'dan 3V'yi. Düşey doğrultudaki hani ilk hızımın y bileşeni, ilk hızımın y bileşeni sıfır ya, 3V ile buraya geldi. 2V'lik bir değişim daha var. O zaman buradaki ne oldu. 5V oldu. E artık ben bunu ortalama hızla çözelim. Hiç affetmem. O halde H1 eşittir. 0 artı 3V bölü 2 çarpı 3T. Aşağı geçelim. H2 eşittir. Neydi? 3V artı 5V bölü 2 çarpı hareket süresi ne? 2T. Yine yukarısı 9 aşağısı 16. O halde h1 bölü h2 eşittir. 9 bölü 16 soru umarım biraz tanıdık gelmiştir. Daha önceki videomda serbest düşmede size hazırladığım sorunun ta kendisi. Yani bu bana bir kez daha gösteriyor ki atış hareketlerinde aslında yatay atış serbest düşmenin ta kendisidir. Bence güzel bir soru. Ne yaptık? X eksenindeki hareketleri kullanarak zamanları bulduk. Zamanları delta ve g çarpı t ile bularak hız değişiminden hızlıca buraya 3 ve buraya 5 v dedik. Sonra ortalama hızla çatır çatır sorumuzu çözdük arkadaşım. Devam edelim. Bir soru daha gelsin o zaman. He şu klasik sorulardan yine. Şimdi cisim neymiş? K noktasından atılmış. L'ye çarpmış. K ile arasındaki uzaklık nedir diyor. Valla ben şahsen bu soruda senin yerinde olsam hemen şu yere çarptığı noktadan yani ilk düzeme çarptığı noktadan yatay bir uzaklık çizerim. Sonra çizdiğim o uzaklık için şuradaki açı zaten 37 derece karşı kenara 3h komşuya 4h yazarım. Biraz matematik hocalarımız bize kızıyor ama 3 4 5 3h 4h 5h ifadesini buradaki üçgen için kullanırım. Ve bak şimdi bir kez daha bak bir kez daha yazayım sakın kızma. Diyorum ki yatayı ayrı düşeyi Lütfen ya. Lütfen ya. Ayrı düşün. Yatay ayrı, düşeyi ayrı düşün ve çöz. bu kadar işte. Şimdi söyle bakayım bana. Yatay eksende hangi hızla? 4. Değişmeyecek değil mi? 4 haçta yol gidecek mi? E geliyorsun o zaman kenar diyorsun ki biz Ahmet hocam demişti. 4 haç eşittir. 4 çarpı t diyorum. Hareket süresini t alırsam. Düşey eksene geç. Kaç haç? 3 h mı? E düşey eksende ilk hızın 0. Aa en sevdiğim serbest düşme. 5 tek kare yine 10 aldın. Çünkü şimdi buradan şu dörtleri güzelce bir sadeleştirelim. Bak şu dörtle şu dört gitti. O halde buradan ne geldi? T eşittir işte H geldi mi? E sen, senden zaten ben 5H istiyorum. O zaman götür. Şu T gördüğün yere getir şurada H'ı bir güzelce yaz bakayım. Ne çıkacak? Hemen bakalım. 3H Eşittir 5 haş kare. Sakın buradan haşı yalnız bırakmayı aklının ucundan bile geçirme. 5 haşı yalnız bırak, haş kare ile haş gitti mi? O halde 5 haş eşittir 3 değil mi? E Zaten senden 5 haş istiyordum. Cevap 3. Oldukça güzel bir soru, temiz bir soru. Yani bu soruda yapman gereken şey şu arkadaşım, yatay ve düşey ekseni ayrı iki ayrı hareketmiş gibi düşünüyorsun. Yatay eksende düzgün doğrusal hareket yapıyorsun. Düzgün doğrusal hareket yatay eksende. E düşey eksende de serbest düşme yapıyorsun olay bitiyor ya. Dikkat etmen gereken nokta bu. Yani bunu önce kafanda oturtabilirsen atışı inan benim kadar rahat çözebilirsin. Bu şey yok. Şimdi gelelim şey eğik atış hareketine. Cisimlerin yatay ekseniyle alfa açısı yapacak şekilde bir hız vektörüyle atılmasıdır. Eğik atış hareketi aslında bizim e, işte yatay atış hareketimize benzer. Düşey doğrultuda yukarı yönde atış hareketimize benzer. Bunlar birbirini tamamlayan hareketler zaten. Çok üstünde durmayacağım. ÖSYM'de pek sormuyor ama ben sorularını da çözeceğim. V0 sin alfa ve 0 cos alfa. Şimdi cisim hangi hızla atılmış aslında? ve 0 atılmış. Şuradaki alfa açısına bağlı olarak cos sin bileşenlerini oluşturdum. Yukarıya doğru çıkarken hızımı düşey bileşeni azaldı. Buradan Vy ile geçtiğini düşünelim. Buradan Vy üstü ile geçtiğini düşünelim. Sonra maksimum yüksekliğe çıktığı zaman Vy doğrultusundaki hızı ne oldu? 0 oldu düşey eksendeki hızı. Şimdi buradan geçerken tekrar eksi yönde Vy üstü ile geçecek enerji korunuyor. Buradan geçerken hızımız tekrar V'y olacak. Ve cismim yere çarptığı anda dikkat edin arkadaşlar. Hızımın düşey bileşenini hani çizmek istersem eğer hızımın düz düşey bileşeni V0 çarpı tekrar sinüs alfa olur. Ve cisim yere tekrar V0 büyüklüğündeki hızla çarpmış olur. Ha dikkat edin kos alfa kos alfa kos alfa kos alfa kos alfa yani yatay doğrultudaki hızda hiçbir değişiklik yok. O zaman ben burada şunu yapabilirim arkadaşlar. Bakın şimdi dikkat edin. Mesela cismin maksimum yüksekliğe çıkış süresi zaten iniş süresine eşit. Çıkış süresini beni yukarıya çıkaran hız bileşenim ve sıfır çarpı sin alfa değil mi? O zaman benim yapmam gereken şey ve sıfır çarpı sinüs alfa bölü g. Nereden geldi Ahmet hocam bu? Bak bana kızacaksın ama delta v eşittir g çarpı t değil miydi? Şuradaki hız değişimi burada v sıfır sin alfa burada sıfır o halde buraya ne yazıyorum? V sıfır çarpı sin alfa yazıyorum eşittir g çarpı t çıkış süresi yazıyorum. Yalnız bırakıyorum bu denklem buna dönüşüyor. Yani hep aynı şeyler aslında. Cismin h max'ını nasıl bulabiliriz? Cismin h max çıkabileceği maksimum yükseklik önemli olduğu sorular var. Burada da ilk atılırken beni düşeye, düşeye yukarı çıkaran hızım ve sıfır çarpı sin alfa artı son hızım ne? Sıfır. O halde bölü 2 dediğim zaman neyi verecek bana? Ortalama hızı. Ondan sonra çarpı t çıkış süresi dediğim anda da cismin çıkabileceği maksimum yüksekliğini ne yapmış olacağım? hesaplamış olacağım. Bu da maksimum yükseklik. Yani yine benzer şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Düşey ve yata eksenleri ayrı ayrı düşünüyoruz ve tıpkı yatay atış hareketli olduğu gibi bu, bu hareketlerle tıpkı yukarı yönde düşey atış gibi düşünüyoruz ve rahatlıkla sorularımızı çözebiliyoruz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Peki devam edelim. Şimdi atış hareketiyle ilgili önemli özellikler var. Hangi atış özellikle biz az önce de söyledik. Eğik atışla ilgili önemli özelliklerimiz var. Eğik atışla ilgili birinci özelliğimiz. Şimdi cismin ilk hız büyüklüğü sabit kalmak şartıyla. Bakın görüyorsunuz. Ve sıfırı değiştirmedim. Ve sıfırı değiştirmedim. Diyor ki adam birbirini 90 dereceye tamamlayan yani 53 derece ile 37 derece gibi açıların menzilleri birbirine eşit olur. Ne demek menzil? Gidebileceği uzaklık. Yani ben bunu attım buradan bu cisim geldi ahanda böylece buraya düştü. Bu cismin menzili buraya x diyecek olursam buradan attığım cisim geldi buraya düştü. Burası ne olacak? Burası da x olacak. Ha, burada düşey bileşenim örneğin örneğin 0.8 ve 0sa. Burada düşey bileşenim oradaki açıdan dolayı 0.6 ve 0sa bu şöyle düşün arkadaşım mesela 4t çıktı. 4t indiyse e bu da 3t çıkıp 3t inecek. E peki bir de bunların yatay hızları var Ahmet hocam. Şimdi bu atış hareketinde bu atış hareketinde bu arkadaşın bir yatay hızı var. E bunun yatay hızı ne? 0,6 ve 0 şimdi bunun yatay hızı var. Bunun yatay hızı da 0,8 ve 0. Şimdi birincisi için, birincisi için menzili ifade etmek istersen arkadaşım bakın ne yaparsın? Yatay doğrultudaki hızı 0,6 ve 0. Havada kalma süresi ise 8t. Diğerinin ise menzilini ifade etmek istediğinde atışının yatay hız bileşeni 0.8 ve 0, havada kalma süresi ise 6t. O halde ikisinde de aynı değerlerin geldiğini zaten görüyorsun. Bir diğeri ilk hız büyüklüğü sabit kalmak koşuluyla 45 derece ile atış hareketi yaparsan menzilin maksimi olur. Yani şu açı 45 derece ise açının yani alfa atış açısının 45 derece olması durumunda x olabilecek hangi değere ulaşır diyor adam bana maksimum değere ulaşır diyor. Bu da bir kenarda olsun Aklının bir köşesinde. Gelelim şu gıcık ifadeye. Atışlardan bu atışlarda bunu da vermeden geçmek istemedim arkadaşlar aslında. Çok fazla çıkacağından değil ama cisim ilk atıldığı ortamda sürtünme ve yer çekimi olmadığını düşünürseniz. Bakın sürtünme yok, yer çekimi de yok. O zaman bu cisim tık 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 buradan dümdüz gidecek. Ve cismin hız büyüklüğünde hiçbir değişiklik olmayacak. Yani şuradan geçerken cismin yatay ve düşey hız bileşenleri ne olacak? Aynı şekilde kalacak. Eğer cisim atılırken hızına V0 dedim ve buradaki açılara göre açılara göre V0'ın kosinüs ve sinüs bileşenlerini ahanda böyle ayıracak olursam bakın buradaki hız bileşeni V0 çarpı klasik kos alfa olsun. Buradaki hız bileşenin V0 çarpı sin alfa olsun. Buradan geçerken yer çekimi olmadığı için hızım hala ve sıfır çarpı sin alfa. Güzel. Peki yatay doğrultudaki hızımsa zaten ve sıfır kos alfa olarak devam ediyor. Yer çekiminin olmadığını düşünürsem. Peki yer çekimi varken eğik atış hareketi yapıyor muyuz? Şurada maksimum yüksekliğe çıktığımız anda hızımızın düşey bileşeni zaten sıfır. Ama yatay bileşeni hala ve sıfır kos alfa. Bakın burası önemli. Yani yer çekimi olsa da olmasa da cismin yatay hızında değişiklik olmayacak çünkü yatay doğrultuda zaten ivme yok sürtünmeleri ihmal ettiğimiz için. O halde yatay hızları eşit büyüklükte olduğu için bu buraya t sürede geldiğinde bu da buraya t sürede gelecek. Peki bu t sürede bu t sürede özellikle yer çekimsiz ortamda ve yer çekiminin olduğu ortamda ne kadar gideceğim? Önce h max'ı tanımlayalım düşey yükseklik olarak. H max eşittir neydi? V0 sin alfa ile atılmıştık artı son hızımız maksimum yüksekliğe çıktığımız zaman bakın şu noktada düşey hızı ne? Sıfır. Onu zaten biliyorsun. Bölü 2 ortalama hız çarpı hareket süresi t. Bu 1. Peki diğeri için düşünelim. Yani şu yörüngeyi izleyen cisim için düşünelim arkadaşlar. O yörüngesi için de şunu yapabilir miyiz? Direkt h eşittir. Orada zaten gösterdim ben size. Ve 0 çarpı sin alfa çarpı direkt t değil mi? He, evet. Çünkü orada hızımda bir değişiklik yok. Peki burada ve 0 sin alfa çarpı t'yi şu 2'yi karşıya attığımda 2 h max olarak yazamaz mıyım? Şimdi burayı 2 h max olarak yazdım. Güzel. E burası zaten h max. Şuradaki h gösterdiğimin tamamı 2 h maxsa arada kalan bu bölge ne olacaktır? h max olacaktır. Ayrıca şu ifade şu ifadeye yatay olarak eşitse 1'in 2'ye oranı 2hmax'ın 4hmax'a oranıdır dedik. Yani cisim eğer yer çekimsiz ortamda hareket etseydi yere düştüğü anda aslında çıkabileceği maksimum yüksekliğin 4 katına çıkmış olurdu. Bu da önemli. Ayrıca şuradaki ifadeye de dikkat etmenizi istiyorum. Çok sizi yormayacağım. Cisim eğik atıldığı anda başka bir cisim orada çizdiğim KL doğrusu var ya KL doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan serbest bırakılırsa bu iki cisim mutlaka birbiriyle çarpışır. Ya ne diyor ki bu adam ya? O halde şuradan bir cismi serbest düşmeye bıraktım. V eşittir sıfır. Bunu bıraktığım anda da şu arkadaşı buradan fırlattım. Bu geldi bu yörüngeyi. Bu da indi bu yörüngeyi. Tık 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 bu yörüngeden aşağı indi mi? indi. Bu da bu yörüngede eğik atış hareketi yaptı mı? Yaptı. İki cisim geldi. Aha da burada ne yaptılar? Çarpıştılar. Çok önemli. Başka bir noktadan serbest düşmeye bıraksaydım bu sefer de bununla aynı hizanda burada çarpışırlardı. Bu da bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Yani bunu nerede kullanacağız? Önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bazen şöyle sorularla karşılaşıyoruz ya. Şimdi bir cisim buradan ne yapılıyor? İşte herhangi bir yükseklikten her, yani yerden ve sıfır alfa kadarlık bir açıyla atılıyor. Şimdi bu cisim normalde şöyle bir yörünge izliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Geliyor şöyle bir yörünge izliyor. E tabi bu adamın yörüngesini önüne şuraya bir duvar koyuyorlar. Ve diyor ki bu adam geldi geldi bu yörüngeyi izledi ve bu duvara çarptı diyor. Şimdi bu duvarın çarptı ması durumunda bir de şöyle hedef doğrultusunu çiziyor bize. Diyor ki burada atılan bu cisim hedef doğrultusu olan bu noktadan ne kadar saptı? Şimdi sen eğer bunun buradan buraya atıldığı zaman atıldığı zaman gelme süresini bulursan yani duvara çarpma süresini, şuraya gitme süresini bulursan e şuraya h eşittir 5 çarpı t kare dediğin zaman sapma miktarını bulmuş olursun. Çünkü senin burada attığın cisim buraya çarpana kadar buradan serbest bıraktığın cisim buraya çarpacaktır. Yan tarafta verdiğimiz ifade işte bu da atışlarda oldukça güzel ifadelerden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Umarım burayı da anladık diyorum. Peki böylece ilk atışı da bitirdik. Hava ortamında ee, serbest düşme var. Hava ortamında serbest düşmeyi başka bir videomuzda inşallah sizinle beraber işleyeceğiz. Fizik Bulut'tan bugünlük bu kadar. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.